Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Maddenin halleri ve katılar diyoruz ve bu bölümle birlikte maddenin halleri olan yepyeni ünitemize dalışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Müzik <laughs> Maddenin halleri ve katılarda öncelikle bir maddenin hallerini ve bu haller arasındaki geçişleri bir inceleyelim. Hatırlayalım daha doğrusu çünkü önceden gayet de bildiğimiz, hakim olduğumuz konular aslında bunlar. Maddenin dört tane temel halinden bahsediyorduk. Aslında üç tane temel halimiz vardı şimdiye kadar. Plazma hali de yepyeni bir hal olarak ortaya çıktı şimdi. Aslında bizim karşımıza çıkan yeni bir kavram olabilir, yeni bir hal olabilir. Ancak Evrenin %99'u plazma halinden oluşuyor arkadaşlar. Biz sadece dünyamızda gördüğümüz, günlük hayatımızda gördüğümüz halleri bu üçüyle sınırlıyoruz. Plazma hali biraz daha arka planda kalıyor. Tabii ki günlük hayatımızda plazmalara da çok fazla yer veriyoruz. Ancak o ...azıcık daha arka planda kalıyor diyebiliriz. Şimdi katı, sıvı, gaz bizim temeldeki üç halimizdi şimdiye kadar gördüğümüz. Bunları şöyle sıralayabiliriz. En düşük enerji, sonra sıvı, sonra gaz, sonra plazma şeklinde. Yani biz katıya enerji vererek sıvıya geçiyorduk. Sıvıya enerji verip gaza geçiyorduk. Gaza enerji verip plazmaya geçiş yapıyoruz. Buradaki hal değişimlerin isimleri nelerdi? Peki şunları bir hatırlayalım. Katı hali biz... E, enerji vererek sıvı hale dönüştürürsek bunu buzun suya dönüşmesi gibi düşünebiliriz. Yani donmuş bir maddenin erimesi olarak düşünebiliriz. Yani buradaki hal değişimimiz erime olayı olacak. Sıvıdan gaza geçişimiz neydi peki? Bunu hatırlayalım hemen. E, suyu biz ne yapıyoruz? Buharlaştırıyoruz enerji vererek. Dolayısıyla buradaki hal değişimi yani sıvıdan gaza geçiş buharlaşma olayı oluyordu ve e, Tersine gittiğimiz zaman yani gazdan sıvıya geri döndüğümüz zaman bu olayın yoğuşma olayı olduğunu hatırlıyoruz. Yani gazdan enerjiyi alırsan veya sıkıştırırsan o sıvı hale geçiyor. Sıvı hale geçiş olayı da yoğuşma olayı ya da yoğunlaşma olayıydı. Sıvı halden katı hale geçmesi biz buzluğa suyu koyduğumuz zaman ne yapıyoruz? Buz elde ediyoruz. Yani onun donmasına sebep oluyoruz. Dolayısıyla sıvıdan katıya geçişte donmaydı. Bu gidişatı gayet iyi yakından biliyoruz bazılarımızın karıştıracağı, hatırlayamayacağı belki şu halde işim vardır. Katıdan doğrudan gaza geçmek de mümkündür. Naftalin'de bunu yoğunlukla görürüz ya da kuru buzda gördüğümüz olay katıdan gaza doğrudan geçişti. Ve biz bu olayı süblimleşme olarak bileceğiz arkadaşlar. Süblimleşme olayı katı haldeki bir maddenin doğrudan gaz hale geçmesidir. Yani sıvı hali zıplamasıdır diyebiliriz. Tabii ki bunun gerisi de yani tersi de söz konusu. Gaz haldeki bir maddenin doğrudan katı hale geçmesi bunu günlük hayatımızda nasıl biliyoruz? Kırağa düşmesi, çiğ düşmesi ya da karın yağması olayı buna örnektir. Gazdan katıya doğrudan geçiş kırağlaşma olayı olarak isimlendirilecek arkadaşlar. Kırağlaşma diyelim. Geliyoruz buraya. Şimdi plazmayı tanımlarken şöyle tanımlayacağız iyonize olmuş gaz diyeceğiz arkadaşlar. İyonize olmuş gaz. Yani sen gaz taneciklerine o kadar fazla enerji veriyorsun ki bu enerjiyle birlikte artık gaz molekül yapısını koruyamıyor. Ne yapıyor peki? Plazma hale geçiyor, iyonize oluyor. Dolayısıyla aslında ismin de tanımla çok yakından ilişkisi var. Çünkü gazdan plazma hale geçişi biz iyonizasyon olayı olarak isimlendiririz arkadaşlar. Tam tersi de mümkün tabii ki. Plazma halindeki maddenin gaz hale geri dönüşü yani burada enerjisini kaybedip fazladan aldığı enerjiyi açığa çıkarıp geri dönmesi de deiyonizasyon, iyonizasyon olayının tersi şeklinde ifade edebileceğiz arkadaşlar. Bu olay deiyonizasyondur diyeceğiz. Gelelim maddenin bu hallerinin birazcık özelliklerinden bahsetmeye. Şimdi bu maddelerin halleri arasındaki dönüşümlerdi, geçişlerdi. Peki katı, sıvı, gaz ve plazmanın genel özelliklerinden bahsedersek ne olacak? Şimdi aslında bütün yorumları tanecikler arası boşluklar üzerinden yapabiliriz. Katı bir halden bahsediyorsak tanecikler birbirine o kadar yakın dururlar ki bu yüzden bunların hem şekilleri hem de hal, şeyleri hacimleri belirli şekildedir. Tancıklar arası boşluklar çok azdır. Birbirlerinin dibinde dururlar. Bu yüzden de hem belirli şekilleri hem de belirli hacimleri vardır bunlar. Ve e, en düzenli haldir. Bu yine şekillerinin, daha doğrusu boşlukların çok az olmalarından ötürü en düzenli hallerde Tanecikler birbirine oldukça yakın duruyordur çünkü ve yine aynı şekilde tanecikler arasındaki bu e, dü düzenli halden ötürü birbirlerine çok yakın durmalarından ötürü herhangi bir şekilde akışkanlık olmadığı için sadece ve sadece bunlar titreşim hareketi yapabiliyorlar. Yani tanecikler oldukları yerde duruyorlar gibi düşünebiliriz. Bu durur, dururken de sadece titriyorlar ve sıkıştırılamıyorlar. İşte yine tanecikler arası boşluğun çok az olmasından kaynaklanıyor bu sıkıştırılamama olayı da. Ve enerjisinden bahsedeceğimiz için de hani demiştik ki katıdan sıvıya nasıl geçeriz? Biz ona enerji veririz, erir. Ya da sıvıdan gaza geçerken yine biz ortama enerji veririz. Dolayısıyla katı en düşük enerjili haldir arkadaşlar. Diğer hallere geçmesi için dışarıdan enerji almalıdır. Aslında hareketini bu enerjisinden de yorumlayabiliriz. Enerjisi o kadar düşük ki tanecikleri öteleme ya da dönme gibi hareketler yapamıyor. Sadece titreşim hareketi yapabilecek kadar az enerjiye sahipler diyebiliriz. Sıvıya geçtiğimiz zaman sıvı tabii ki enerji olarak katının bir tık üstündedir. Biraz daha fazla enerji vermişsindir sen oraya. O yüzden ...boşluk az değil tabii ki. Boşluk, e, aynen az diyeceğiz pardon. E, sen oraya enerji vermişsin. Verdiğin enerji sayesinde... tanecikler arası boşluk çok azdan... ...aza geçmiştir. Yani birazcık aralarındaki boşluk... E, ...artmıştır diyebiliriz. Burada bu tanecikler arası boşluğun... ...artmasından ötürü biraz daha... ...düzensiz hale gelmiştir. Bu yüzden de akışkanlık kazanmıştır. Artık akışkan bir halden bahsediyoruz. Ve bu akışkanlıktan ötürü... ...bunların belirli şekilleri yoktur. Ancak hacimleri gene bellidir. Belli hacmi var. Yani sonuçta ben e, içerisindeki bir litrelik suyu gidip bir leğene döktüğüm zaman burada hacmi değişti bunun diyemem. Ne derim? Yine bir litre hacmi vardır. Ancak artık şekli şişenin hacmi değil, leğenin pardon şekli Şişenin şekli değil, L'nin şeklidir diyebiliriz. Dolayısıyla sıvılarla ilgili şu yorumu da yapabiliriz. Hangi kabın içerisine koyduysan kabın kapladığı yere kadarki kısmının hacmini e, ...şeklini ve hacmini aynen alıyordur diyebiliriz. Hareketlerine geldiğimiz zaman katılar titreşim hareketi yapıyordu. E, en düşük enerjili halin bile yapabildiği bir hareketi... E, ...sıvı halde tabii ki yapıyordur. Yani titreşim hareketi sıvılarda da var. Ancak sıvılar e, bu enerjilerinden ötürü katıların bir tık üstüne çıkıyorlar... ...ve öteleme hareketi de yapabilmeye başlıyorlar. Ve bu öteleme hareketi aslında akışkanlığın temelinde yatan sebeptir. Yani öteleme hareketi yapabilen bir madde yapabilen tanecikler akışkanlık sağlıyordur. Ne demek öteleme? Bir gaztan bir sıvı taneciği hareket ediyor, gelip diğerine çarpıyor. Diğerine çarptığı zaman bunun da hareket etmesine sağlıyor. E bu harekete öteleme hareketi diyoruz. Bu da enerjisinden kaynaklanıyor ve tanecikler arasında boşluk az olduğu için bunlar da tıpkı katılar gibi sıkıştırılamaz diyoruz. O yüzden de belirli hacminin varlığından bahsedebiliyoruz. Tabii ki sıkıştırılamaz derken kesinlikle hiçbir şekilde sıkıştırılamaz değil ama ihmal edilebilecek kadar çok az miktarda sıkışma mümkündür. Katılara geldiğimiz zaman şurayı karıştırmayalım arkadaşlar. Genellikle bazı arkadaşlarımızda bir kavram karmaşası çıkıyor. Hocam ben süngeri sıkıştırabiliyorum diyor arkadaşlar. Sünger evet katı haldedir. Ancak sen onu sıkıştırdığın zaman aslında süngerin içerisindeki boşlukları yani havaları sıkıştırmış oluyorsun. Havayı sıkıştırmış oluyorsun. Katı kısımları, katı taneciklerde herhangi bir şekilde sıkışmaya sebep olmuyorsun. O yüzden katı ve sıvı halin ortak özelliği olarak sıkıştırılamaz olduklarını söyleyebiliriz. Gaz ve plazmadan bahsetmeye başlayacak olursak gazlar artık e, enerjinin daha da fazla olduğu bir durum. Sıvıya biz biraz daha enerji veriyoruz ve tanecikleri artık birbirinden kopabilecek hale getiriyoruz. Yani bu sayede de tanecikler arası boşluk çok fazla oluyor. İşte bu çok fazla tanecikler arasında boşluk olduğu zaman bunların ne şekli ne de hacmi belli olabiliyor. Ne diyeceğiz peki şekil ve hacim için? Hangi kabın içerisine koyduysan onun şeklini tamamen alır ve bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. Yani ben bir pet şişenin içerisine de bir miktar gaz koysam e, o hacmi o pet şişenin hacmi kadardır ve şekli tam olarak pet şişenin şeklidir. Pet şişenin kapağını açıp odanın içerisine yayılmasını sağlarsam artık o gazın hacmi odanın hacmine eşittir ve şekli de doğrudan odanın şekline eşittir diyebilirim. Dolayısıyla sıvılar hani belli hacme sahiplerdi kabın içerisinde de kapladıkları yere kadar şekli alıyorlardı da ancak gazlarda bulundukları kabın tamamen şeklini ve hacmini alırlar diyeceğiz. Ve bu tanecikler arası boşluğun çok fazla olmasından ötürü maddenin en düzensiz hali gaz halidir diyeceğiz. Burası önemli. Plazma ile farklı olan nokta bu. Katılar en düzenli ve aynı zamanda en düşük enerjili halde. Ancak gazlar en yüksek enerjili hal olmamasına rağmen en düzensiz halidir diyeceğiz. Ve yaptıkları, tanciklerin yaptığı hareketlere geldiğimiz zaman şimdi katıların yaptığı bir titreşim hareketi vardı. O tabii ki burada da var. E sıvıların yaptığı öteleme hareketi vardı. O burada da var tabii ki. Tancikler arası boşlukların türü çok fazla hareket yapıyorlar. Ve enerjiden ötürü bu hareketi de yapabiliyorlar. Ve bunların yanı sıra dönme hareketi de yapma şansına sahip oluyorlar. İşte bu boşluktan ötürü ayrıca bunları sıkıştırma şansına sahibiz. Biz gaz tancıkları arasında boşluk çok fazla olduğu için istediğimiz gibi sıkıştırıp basınç sayesinde bir kaba, daha küçük bir kaba doldurma şansına sahip oluruz ve öteleme hareketi olduğu için tıpkı sıvılar gibi bunlar da akışkan özelliğe sahiptir diyeceğiz. Plazma haline geldiğimiz zaman tanım olarak ne demiştik? İyonize olmuş gaz. Arkadaşlar <laughs> gazlardan farklı olduğu nokta bu. Biz gazlara enerji verip plazma hale geçiriyoruz. Dolayısıyla daha yüksek enerjili bu yüzden de en yüksek enerjili hal olarak bunu söyleyebiliriz. Plazma hali maddenin en yüksek enerjili halidir. Ancak düzensizliğe geldiğimiz zaman iyonize olduğu için tanecikler birbirine daha yakın dururlar. Bu yüzden gazlara göre daha düzenli bir haldir aslında plazma. Daha yüksek enerjili olmasına rağmen diyeceğiz. Ve Plazmada tıpkı gazlar gibi belirli şekil ve hacme sahip değillerdir. Bulundukları kabın ortamın hacmini ve şeklini alırlar. Hatta bunlar da şekil de hacim de kaptan da biraz daha bağımsız ve değişken olarak e, şekillenir veya hacmi kazanır sürekli e, kendi kafasına göre takılır diyebiliriz. Ve tıpkı gazlarda olduğu gibi burada da titreşim öteleme dönme hareketi vardır. Bu hareketlerden ötürü... Ötelim hareketi yaptığı için plazma akışkan haldedir. Tıpkı gazlarda olduğu gibi diyeceğiz. Şimdi bir diğer başlık olarak su çok özel bir yere sahip arkadaşlar. Doğanın, dünyamızın büyük çoğunluğunu su oluşturuyor. Bunu biliyoruz ve farklı fazlarda bulunuyor. Biz suyun doğadaki katı halini, buz sıvı halini, su... Gaz halini ise buhar olarak isimlendiriyoruz veya atmosferdeki su buharından bahsediyorsak nem olarak isimlendiriyoruz. E bu şekilde de çevremizde sürekli bir döngüye sahip yani katı sıvı gaz halleri arasında bir döngü gerçekleşiyor. Bu su döngüsü sayesinde de aslında canlılar varlığını devam ettirebiliyor. Biz yaşantımıza devam edebiliyoruz. Yağmurun yağması büyük bir mucizedir bizim için aslında. Bu su döngüsünün en önemli adımlarından birisidir. Suyu tekrar tekrar kullanabilir hale getirmiş olacağız. Çünkü evrenin ta başından beridir ya da dünyanın varlığından beridir. Dünyadaki su miktarı sabittir diyebiliriz. E, dolayısıyla bizim Ta insanlığın başından beridir aynı suyu kullanıyor olabilmemiz suyun bu döngüsü sayesinde gerçekleşebilen bir durumdur diyelim. Ve suyun önemini belirtecek bazı durumlar var. Ne gibi? İnsan vücudundan bahsediyorsan insanın hani yaşlandıktan sonra iyice yaşlandıktan sonra insanın vücudundaki su oranı düşer. Ama ...düşebileceği en düşük nokta %55'tir. Yani bir insan vücudunun en az %55'i sudan oluşur. Veya yeni doğmuş bir bebekte de yaklaşık olarak yüzde %80'i sudan oluşur. Dolayısıyla insan vücudunun en az durumda bile büyük oranını su oluşturur. Su olmazsa biz de olmayız diyebiliriz. Suyun bir diğer önemli noktası ise yine canlılar için varlığını koruyabilmeleri için... ...sindirim, boşaltım, ısıl, denge veya iç organların korunması için... E, suyun varlığı gerekiyor. Buradaki olayların tamamında suyun varlığına ihtiyaç duyuyoruz. Yani sadece insanlar değil tabii ki bütün canlılarda suyun varlığı olmazsa olmazımız. Bazı canlılar için su yaşam alanını oluşturuyor. Habitatını oluşturuyor. Balıklar gibi suyun içerisinde yaşayan bazı canlılar var. Onlar için bizden de daha değerli zaten su diyebiliriz. Ayrıca suyun diğer maddelerden çok çok farklı, çok önemli bir özelliği var. Çünkü diğer maddeler donarken hacmini küçültür. Yani yoğunluğunu artırır. Ancak su donarken hacmini artırır. Yani yoğunluğunu düşürür. Bunu şuradan anlayabiliriz. Bu suyun üzerinde yüzer. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü su donduğu zaman hacmi artar. Yani yoğunluğu düşer. Yoğunluğu düştüğü için buz yüzmeye başlar. Bu neye sebep oluyor peki? Göllerin üst kısmından donmaya başlamasını sağlıyor. Öbür türlü en alt taraftan donardı çünkü yoğunluğu düşük olan daha doğrusu yoğunluğu yüksek olan kısım alta giderdi. En alt kısımdan donmaya başlar, gölün tamamını dondurana kadar devam ederdi. Bu durumda ne olacaktı? Bir kışta göldeki bütün canlılık dururdu. Ancak Göller üstten donduğu için gölün üst kısmını buz kaplıyor. Alt kısmında hala daha su var. Hala daha canlılık için uygun bir ortam var. Canlılığın devamı için bile aslında çok önemli bir veridir. Çok önemli bir olaydır. Suyun diğer maddelerin aksine donarken hacmini artırıyor olması. Endüstride hal değişiminden bahsedecek olursak tabii ki suyun önemi saymakla bitmez birazcık da endüstrideki hal değişiminden bahsedelim yani az önce bahsettiğimiz hal değişimlerini endüstride bazı alanlarda kullanıyoruz ne gibi LPG bu hal değişimlerini kullandığımız en önemli en bilindik olaylardan birisi biz ham petrolü aldıktan sonra atıyorum bir kazanın içerisine koyduğun zaman üzerinde birikmiş bir gaz kısmı olacak ve bu gaz kısmını e, oluşturan gazları karışım olarak değerlendirecek olursak propan ve butan gaz karışımı olduğunu söyleyebiliriz. Veyahut formülleriyle yazacak olursak C3H8, C4H10 gazlarından oluşan bir karışımdır. Bu Ve biz bu gaz karışımını petrol gazı olarak isimlendiriyoruz. O da koşullarında gaz halde olduğu için biz ham petrolü bir kazanın içine koyduğumuz zaman üst kısmında bu gazın biriktiğini görüyoruz. Ve biz bu gazı alıp, e, ortamdan çekip, sonra sıkıştırıp, ...birazcık da soğutup sıvı hale getirirsek... ...işte orada elde ettiğimiz yapı... ...LPG sembolüne sahip oluyor ve... ...sıvılaştırılmış petrol gazı olarak isimlendiriyor. Yani temelde yaptığımız olay neymiş? Gaza alıyorsun, sıkıştırıyorsun, soğutuyorsun... ...dolayısıyla sıvı hale geçiyor. Ve LPG'yi biz günlük hayatımızda yoğun olarak kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? Bu evlerde, tüplerde, piknik tüplerinde falan... ...kullandığımız gaz bu. LPG'yi zaten aslında araçlarda biliyoruz. Dolayısıyla pişirme olayında kullanıyoruz. Piknik tüplerinde kullanıyoruz. Araçlarımızda yakıt olarak kullanabiliyoruz. Veya LPG gene ısınma ihtiyaçlarımızı karşılamak için de kullanabiliyoruz. Bu tüplerle çalışan bazı sobalarımız var çünkü. LNG'ye geldiğimiz zaman da LNG'ye liquid natural gaz. Burada liquid petroleum gaz yani sıvılaştırılmış petrol gazı. Burada liquid natural gaz yani sıvılaştırılmış doğal gazdan bahsediyoruz. Bunun farkı da doğal gazın sıvılaştırılmış halidir ve oluşturan gaz karışımı bu sefer metan ve etan gazlarından oluşan karışım. Yine formülü yazacak olursak CH4 ve C2H6 gazlarından oluşan bir karışımdır. Tıpkı LPG'de yaptığımız gibi biz bu gaz karışımını alıp sıkıştırıp soğuttuğumuz zaman sıvı hale geçiyor ve bizim çok daha kolay bir şekilde kullanabileceğimiz yapıya geliyor. E, doğal gazın evlerimizde hani o yaktığımız doğal gaz aslında LNG formunda geliyor bize. Gaz haline gelme şansı yok. Çok büyük bir hacme ihtiyacımız olur o zaman çünkü yakıt olarak evlerimizde kullanıyoruz. Elektrik üretiminde yine Doğalgazı yoğun olarak LNG'yi kullanıyoruz veya evlerimizde yine pişirme olaylarında bunu kullanıyoruz veya metal işlemeciliğinde yine metalcilikte LNG kullanılıyor arkadaşlar metallerin eritilmesinde. Peki neden bunları sıvılaştırma ihtiyacı duyuyoruz? Neden olduğu gibi gaz olarak alıp kullanmıyoruz? Çünkü biz bunu gaz alırsak, gaz olarak kullanırsak çok büyük bir hacim kaplayacak. Biz onun daha küçük bir hacme girmesini istiyoruz ki sıvılaşarak. Daha kolay bir şekilde taşıyabilelim bir yerden bir yere aktaralım. Bir aracın tankerine yükleyip taşınmasını sağlayabilelim. Veya borular üzerinden akmasını sağlayabilelim, aktarabilelim. Daha kolay bir şekilde depolayabiliriz. E çok daha kolay bir şekilde depolayacağız. Ve kullanımında yine bir sıvılaştırırsak hacmini küçülttüğümüz için... ...bunu sıkıştırdığımız için e, kullanmamız kolaylaşacaktır. Öbür türlü LPG'yi gaz haldeyken aracın deposuna koyarsan... Birkaç metre gittiğin zaman gazın bitecektir çünkü gaz haldeyken kapladığı hacim oldukça yüksek olacaktır. Diğer e, hal değişimlerinin örneklerimiz ise itici gazlar. İtici gazlar dediğimiz deodorantlarda, saç köpüklerinde, aerosol bazı ilaçlarda veya saç spreylerinde gördüğümüz yapı. Hatta bu deodorantları şöyle bir çalkalama ihtiyacı duyuyoruz. Sonrasında sıkıyoruz ya da benzer şekilde sprey boyalarda da bunu yapıyoruz. Neden? Çünkü içerisinde sıkıştırılmış gaz var. Kloroflor, karbon bileşikleri olabilir ki kloroflor, karbon bileşikleri ozon tabakasına olan etkilerinden türü yasaklandılar. Şu anda günümüzde çoğunlukla diazot monoksit ve karbondioksit gazları sıkıştırıcı gazlar olarak kullanılıyor. Nasıl yapıyoruz peki? Biz bunları sıkıştırarak, sıvılaştırarak e, dep deodorant tüpünün içerisine yerleştiriyoruz ve e, asıl esans karışımımızı, asıl maddeyi de içerisine yine koyuyoruz. Bizim asıl deodorant kısmımız, esans kısmımız normalde eğer bu itici gazlar olmasaydı fıslattığımız zaman dışarı çıkmazlardı. İşte dışarı çıkmasını sağlayan şeyler bu itici gazlar bu püskürme etkisini sıkışmış gazlar veriyor. Yani sen fısladığın zaman bunlar dışarı çıkarken yanında boyayı da alıp çıkıyor veya saç spreyini de alıp onunla birlikte çıkıyor. Bu sayede de taşınmasını sağlıyorlar dışarı çıkmasını sağlıyorlar diyebiliriz. Geçiyoruz soğutucu akışkanlar deyince aklımıza buzdolabı ve klimalar gelecek arkadaşlar. Soğutma sistemlerini bunlar sağlıyor. Peki nasıl oluyor bunlar? Basınç sayesinde biz bunu sıvılaştırıp buharlaştırılabilecek gazları, tanecikleri, maddeleri alıyoruz ve bir döngü halinde kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz bunu? Mesela şurası buzdolabımızın içi olsun, burası da dışarıdaki motoru olsun. Biz şimdi bir döngü yapıyoruz ve bu döngüyle buzdolabının içine giriyor, motora gidiyor, içeri giriyor, motora çıkıyor. Böyle sürekli bir döngü halinde dönen soğutucu akışkanlarımız var. Şimdi buzdolabının içerisine bu maddemiz sıvı haldeyken giriyor. Sıvı haldeyken girdiği zaman burada buzdolabının içerisindeyken genleştiriliyor. Yani bir anda hacmi büyütülüyor. Hacmi büyütüldüğü zaman ne yapacak? Gaz hale geçecek ve gaz hale geçerken ortamdan ısı alacak arkadaşlar. Buz alabın içerisinde ya da klima odanın içerisine girdiği zaman genleşip buhar hale geçtiği zaman ortamdan ısıyı çekiyor dolayısıyla içerinin soğumasına sebep oluyor. Dışarıya ne çıktı? Buhar halde çıktı artık. Ben burada ne yapıyorum? Sıkıştırma işlemi yapıyorum tekrardan. Yani dışarıya çıkıp motorun içine girdiği zaman tekrar sıkıştırıyorsun. Sıkışınca bu sefer tekrar sıvı hale dönüyor. Sıvı hale dönerken ne yapıyor? Ortama ısı veriyor. Soğutucu akışkanların temel prensibi neymiş demek ki? oda koşullarında biz basınçla yani genleştirerek veya sıkıştırarak bunların halini değiştirebiliyoruz. Sıvı buhar arası bir döngüye girmelerini sağlıyoruz. Bu sayede içeri girip genleştirdiğimiz zaman ortamdan ısı alıyor. Yani ortamın soğumasına sebep oluyor. Dışarı çıkıp sıkıştırdığımız zaman da tekrar sıvı hale dönüyor. Sıvı hale dönerken de ortama ısı veriyor. Oranın ısınmasına sebep oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla burada kullanacağımız maddenin temel özelliği ne olmalı? Oda koşullarında ben ona basınç uyguladığım zaman ya da basıncı kaldırdığım zaman kolaylıkla sıvı hale geçip buhar hale geçmeli ve bu esnada da ortamdan ısı alıp vermeli ki ona soğutucu akışkan olarak kullanalım. Soğutucu akışkanlarda yine önceden klorofluorokarbonlar yoğun olarak kullanılan maddelerdi arkadaşlar ancak ozon tabakasını olan olumsuz etkilerinden ötürü klorofluorokarbonların kullanılması yasaklandı şu anda farklı akışkanlarla yine özellikle hidro klorofluorokarbonlarla bu prensip devam ettiriliyor ve buzdolaplarında klimalarda biz bunu kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar geçelim bir de katılardan bahsetmeye katı hali iki temel başlıkta inceleyeceğiz arkadaşlar. Katı türleri üzerine yoğunlaşacağız burada daha çok tabii ki. Katının genel özelliklerinden bahsettik çünkü. Katıları amorf katılar ve kristal katılar olmak üzere ikiye ayıracağız ve buradaki kristal katıları da dört başlıkta inceleyeceğiz. İyonik, moleküler, metalik ve kovalent kristal katılar olmak üzere. Şimdi türleri üzerinde tek tek konuşacak olursak ilk ve en böyle garip olan katımız amorf katı türü arkadaşlar. Burada düzensiz bir istiflenmeden bahsediyoruz. Hani iyonik bileşiklerde düzenli istiflenmeden bahsediyorduk bir istif yapısı oluşuyordu birim hücrelerden oluşan. İşte burada onun tam tersi bir durum var. Gene istiflenme var ama bu sefer düzensiz bir istiflenme var. Bu neye sebep oluyor? İşte bu düzensizlik yüzünden bunların belirli bir erime noktası olmuyor arkadaşlar. Bu katılar belli sıcaklıklarda erimiyorlar. Nasıl eriyorlar peki? Mesela en bilindik örneklerimiz tereyağı, lastik, parafin yani mum ve camdır bunlar için. Bunların erimesi nasıl gerçekleşiyor? Tereyağından bahsedecek olursak buzdolabının içerisindeki tereyağı oldukça katı sert bir halde. Bunu çıkardığın zaman kesemiyorsun bile yemeği pişirmek için. Ama bunu birazcık oda koşullarında beklettiğin zaman sıcaklığı arttıkça yumuşamaya başlıyor. Böyle al ekmeğin üstüne sür, yem oduna giriyor. Üstüne de balını koyuyorsun güzelce. Ancak sen bunu ocağın üstüne koyup, sıcaklığını biraz da artırdığın zaman sıvı hale döndüğünü görüyorsun. Demek ki amorf katıların tamamı için bu geçerli tabii ki. Belli bir sıcaklıkta erimiyor. Buz gibi 0 santigrat dereceye geldiği zaman tamamı sıvı hale dönmüyor. Ne yapıyor? Önce bir yumuşuyor. Belli bir süre yumuşadıktan sonra sıvı hale ondan sonra geçiyor. Belli bir süreçte geçiyor ve biz bu sıcaklığa da camsı geçiş sıcaklığı adını veriyoruz. Erime noktası olarak biz bu durumu isimlendiremiyoruz. Geçiş süreci yaşandığı için dediğimiz gibi cam, parafin, lastik ve tereyağı da bunun en bilindik örnekleridir arkadaşlar. İyonik kristallere geleceğimiz zaman adı üzerinde iyonik zaten iyonik bağların olması gerekiyor. Yani bir ametal ve bir metal yapısının daha doğrusu katyon ve anyon yapısının oluşturduğu bir yapıdır ve tuzlar bunun örneğidir. Yani bütün iyonik bileşikler tuz yapısını oluşturduğu için tamamı tuzdur olarak isimlendirilir iyonik kristallerin. Ve tanecikleri arasında mesela sodyum klorür hani sofra tuzu en bilindik örneğidir bunun. Na artı ve Cl eksi arasında oluştuğu için bu arada oluşan etkileşimin adı ne oluyordu? Anyon ve katyon arasında oluşan etkileşim iyonik bağlıyordu. Güçlü bir etkileşimdir. Güçlü etkileşim olduğu için erime noktasının tabii ki yüksek olmasını bekliyoruz. Tuzların bu yüzden tamamı oda koşullarında katı halidir arkadaşlar. Erime noktaları oldukça yüksektir. Tüm kristal yapılarda olduğu için olduğu gibi tabii ki burada da düzenli istiflenmeden bahsediyoruz. Amorfların tam tersini. Yapıları iyonik bağların sıkı sağlam yapısından ötürü kırılgan yapılardır. Yani sen tuzu alıp döverek şekil verme, tel veya levha haline getirme şansına sahip değilsin. Bu oldukça kırılgan yapılım maddeler oluyor katı halde elektriği iletmiyor. İyonik bileşiklerin en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar. Bu bunu bilmemiz gerekiyor. Katı haldeyken elektriği iletmez. Ne zaman elektriği iletir? Sıvı haldeyken sen bunu eritirsen veyahut suyun içerisinde çözecek olursan artık iyonlar serbest hale geçir. Elektrik iletkenliği için koşul nedir? Serbest halde dolaşabilen yüklü tanecikler olmalı ki elektrik iletkenliğinden bahsedebilelim. İyonlar katı haldeyken belli noktada oldukları için hareketli olmadıkları için elektriği iletemiyorlar. Ancak sıvı hale geçirdiğin zaman veya suyun içerisinde çözdüğün zaman serbestçe dolaşabilir hale geldikleri için elektriği de iletme kapasitesine sahip olabiliyorlar. Şu maddeleri unutmuyoruz arkadaşlar. Moleküler kristal yapısından bahsedecek olursak adı üzerinde molekül yapısı olması gerekiyor. Yani Kovalent bağlardan oluşmuş bir yapı olması gerekiyor. Burada mesela su moleküllerinden bahsediyorsan su molekülleri arasındaki etkileşim ne oluyordu? Hidrojen bağlıyordu veya metan moleküllerinden bahsediyorsan metan molekülleri arasındaki etkileşim ne oluyordu? Van der Waals etkileşimleri oluyordu. Şunu düzeltelim tabii ki. Van der Waals etkileşimleri oluyordu. Yani zayıf etkileşimler moleküller arasındaki etkileşimlerde. Dolayısıyla moleküler kristal tencikler arasında da bu zayıf etkileşimler yer alacaktır arkadaşlar. Öbürlerinde ne vardı? İyonik bağ gibi güçlü etkileşimler vardı. Dolayısıyla zayıf etkileşimler yer aldığı için moleküller arasında bunların birbirinden kopması çok da zor değil. O yüzden ...erime noktaları genellikle düşüktür. Bunun örneklerini ne vermişiz? Su. Yani suyun katı hali neydi? Buzdu. Dolayısıyla buz... ...moleküler kristalle örnektir. Bunun erime noktası oldukça düşük. 0 santigrat derecede eridiğini biliyoruz. Karbondioksitin katı hali. Yani kuru buzdan bahsediyorsak yine... tanecikler arasında London çekim kuvvetleri vardır. Karbondioksitin. Oldukça düşük... ...erime noktasına sahiptir. Ee, kaynama noktası da oldukça yüksek. O yüzden o da koşullarında gaz haldedir hatta bu. Veya... Glikoz tabi daha büyük molekül yapılarından da bahsedebiliriz. O da koşullarında bile katı haldedir. Tanecikleri arasındaki hidrojen bağlarından ötürü. Ve <laughs> moleküler kristali iyonik kristallerden ayıran en önemli noktalardan birisi de elektrik iletkenliği. Bunlar katı halde elektrik iletmiyor. Bunun yanı sıra sıvı halde ya da suda çözünce de elektrik iletmiyorlar. Çünkü ortaya iyonlar çıkarmıyorlar, yüklü tanecikler çıkarmıyorlar. Yüklü tanecik yoksa elektrik iletkenliği de yoktur diyoruz. İyonik bağlı bileşiklerde sulu çözelti değmiş halde elektrik iletkenliği vardı. Ancak burada hiçbir durumda elektrik iletkenliği beklemeyeceğiz. Metalik kristallere geldiğimiz zaman metal deyince aklımıza elektron denizi gelecek arkadaşlar. Ne demekti elektron denizi? Şöyle metalik bağdan bir hatırlayalım. Metal katyonları vardı ortamda ve bu metal katyonlarına karşılık bu metal katyonlarının açığa çıkardıkları değerlik elektronlarını oluşturduğu bir elektron denizi vardı. Yani ortamda serbestçe dolaşan ve deniz haline gelmiş elektronlar var. İşte bu elektron denizin içerisinde yüzen katyonlar da bize metal yapısını oluşturuyordu. Metalik bağ dediğimiz şey de aslında bu katyonlarla ortamdaki serbestçe dolaşan elektronlar arasındaki etkileşimdir. Dolayısıyla tanecikler arasında ne var? Metalik bağ var. Yani güçlü bir etkileşim var. Tıpkı kovalent, iyonik ve molik e, e, metalik bağ güçlü etkileşimler olduğunu belirtmiştik daha önceden. Elektron denizinin kattığı birçok özelliği metalik kristal katılar taşıyor olacak. Ne gibi elektron denizi sayesinde yani ortamda serbestçe dolaşan yüklü tanecikler var diye bu elektriği iletiyor. Hatta sadece katı halde iletmiyor, sıvı halde de elektriği iletiyor. İyonik bileşiklerden yine en önemli farklardan birisi bu. Onlar katı halde iletemiyordu. Bunlar katı halde de elektron denizine sahip olduğu için elektriği iletiyor. Yine elektron denizinin buna verdiği bir özellik olarak parlak yapıya sahipler. Çünkü ışığı iletme şansına sahipler, ışığı yansıtma sahi şansına sahipler. Bu da onların parlak olmasına sebep oluyor. Benzer şekilde biz bunu döverek işleme şansına sahibiz. Yani tel ve levh haline getirebiliyoruz. Çünkü elektron denizi ben bunun üstüne çekişle vurduğum zaman ona göre yepyeni bir şekil alıyor. Dolayısıyla şekillenebilir hale getiriyor. Erime noktaları genellikle yüksek. Biliyoruz ki metallerden sadece civa oda koşullarında sıvı halde geri kalanların hepsi katı halde bu erime noktalarının yüksek olmasına kaynaklanıyor. Demir ve bakırı tabii ki yani birçok metali buna örnek olarak verebiliriz. Bunun yanı sıra ...alaşımlar da yine metalik kristal katıya örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Çünkü onlar da atıyorum çelikten, tunçtan bahsediyorsan... ...tanecikleri arasında e, metalik bağlar içerdikleri için... ...elektron deniziyle oluşturdukları için... ...onların da metalik kristal yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Son türümüz ise kovalent kristal yapısıdır arkadaşlar. Burada çok daha istisna durumlar var. A örgülü kovalent bağ yapısından bahsediyoruz. Hani... Kovalent bağlar molekül yapılarını oluşturuyor genellikle dolayısıyla orada moleküler kristal yapı oluşuyor ama burada molekül yapısı değil bütün elementler birbiriyle kovalent bağla bir örgü yapısına sahip. Dolayısıyla burada molekül kristallerinden farklı bir durum var tanecikler arasındaki etkileşim moleküler kristallerde hidrojen bağ veya van der Waals türleri iken burada kovalent bağın ta kendisi bizim için e, aradaki etkileşim oluyor. Aradaki etkileşim bu kadar güçlü ve bir örgü yapısı oluştuğu için burada da yine sert bir yapı olmasını bekliyoruz. Tıpkı iyonik kristallerde olduğu gibi gibi erime noktası yine güçlü kovalent bağlardan ötürü oldukça yüksek erime noktasına sahipler. En yaygın karşımıza çıkacak örnekleri ise elmas grafit ve kuartz olacak arkadaşlar. Sorularda da bu örnekler karşımıza çıkacak. En çok da tabii ki elmas çıkacak. Elmas tanecikleri arasında molekül yapısından ötürü bu da tabii ki sadece metallerden oluşuyor ama bu ametallerin arasında molekül yapısı değil de bir kovalent bağlardan oluşan A örgüsü yapısı vardır ve onu bu özellikleri kazandıran da budur. Elektrik iletkenliğine gelince burada istisna durumlar var. Grafit bir koalent kristal bir ametal yapısı olmasına rağmen elektriği iletirken diğerleri iletmiyor. Dolayısıyla burada tamam iletir ya da tamam iletmez şeklinde bir yorum yapma şansına sahip olamayacağız. Güzelce ilk kısmımızı tamamlamış oluyoruz hep birlikte. O zaman şöyle bir ödevlendirmemizi yapalım. Sorularınızı da çözün gelin bakalım eksik bir şey kalmış mı ne yapıyoruz? İlk olarak sıfırdan 9'a kimya kitabını alıyoruz. İşlediğimiz yere şöyle bir bakıyoruz hep birlikte. Maddenin Halleri ünitesine giriş yaptık. Maddenin halleri ve katılar kısmını tamamladık. Yani 156'dan 162'ye kadar ödeviniz olacak arkadaşlar. Neler varmış? Hep birlikte bir göz atalım ödevimizde. Maddenin halleri ünitesinin başlangıcını yapıyoruz. Maddenin hallerini ve hal değişimlerini bize güzelce bir anlatıyor. Ardından da bir kısa testle süzgeç kısmıyla sorularla bu kazanımları bizim iyice öğrenmemizi, pekiştirmemizi sağlıyor. Ardından endüstride hal değişimleri anlatıp tekrar bununla ilgili kazanımları kazanmamızı sağlayan sorular yer alıyor. Katı türlerini bize anlatıyor ve bununla ilgili yine bir süzgeç kısmı, bir test kısmı oluyor. Ve ardından da bir tara geç kısmıyla bizi sıvılar kısmına kadar götürüyor. Burayı da çözdükten sonra bayağı bir yol almış olacağız ama tabii ki tamamen bitmiş olmayacak. Ne yapıyoruz peki? mevzuyu iyice tamamlamak için tak kimya kitabını da karşımıza alıyoruz. Burada da yine çalışmamız gereken kısım içindekilerden bakalım hemen. Maddenin hallerinin, maddenin fiziksel halleri ve ikinci bölüm olarak katılar bizi bekliyor. Yani 147'den 157'ye kadar da buradaki ödevimiz olacak. Neler varmış hep birlikte buraya da bir göz atalım. Burada diğer kitaptan farklı olarak en başta bize bir çözümlü örnek veriyor. Aslında bu çözümlü örnek bir kazanımı bize anlatan bir örnek oluyor. Ardından da Bununla ilgili iki tane test, bir tane boşluk doldurma, bir tane de yazılı tipi soruyla bu kazanımı iyice bir oturtmamızı sağlıyor. Ardından başka bir kazanımla ilgili çözümlü örnek yine iki test, bir boşluk doldurma, bir yazılı tipi soru şeklinde bize konuyu anlatarak gidiyor. Ve konunun kısımlar bittikçe bizi bir tarama testi bekliyordu. Bu tarama testi sayesinde de öğrendiklerimizi iyice pekiştirmiş oluyoruz. Ardından katı türleriyle devam ediyor benzer şekilde konuyu bize anlatıyor. Ve ikinci tarama testimizde tamamladıktan sonra artık sıvılar kısmına geçmeden bir sonraki videomuzda tekrar buluşuyor olacağız arkadaşlar. O zaman ne yapalım mevzuyu tam anlamıyla kapatmak için ödüllü sorumuza bakalım ve yorumlarda paylaşmayı asla ihmal etmeyelim. Tekrar görüşmek üzere hepinizi iyi çalışmalar diliyorum.